Merhabalar, Gizemli Mutfağa hoş geldiniz. Umarım bugün çok güzel bir perşembe olur. Sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Piliç sarma yapacağız bugün efendim. Biraz böyle piliç Topkapı'ya benziyor ama azıcık farklı. Dilerseniz hemen malzemeleri alalım, ondan sonra tarife geçelim. Evet, içi dolgulu piç sarma için neler gerekli? 2 adet kemikli tavuk but, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. İç pilav için ise yarım su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 adet sarımsak, 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık, 1 tatlı kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın, karabiber, zerdeçal ve tuz. Üzeri için ise sos olarak ben bugün domatesli bir sos yapacağım. Bunun için ise domates salçası, zeytinyağı ve biraz da su, tuz, karabiber. Dilerseniz biraz nane de koyabilirsiniz. İlk önce dilerseniz bu arada bu tarifi tamamen piliç but kullanmak yerine göğüs de kullanabilirsiniz. Ben bugün bunu butların nasıl kesileceğini ve kemiklerin nasıl ayrılacağını tarif edeceğim. Daha sonra güzelce döveceğim onları ve dövdükten sonra da içlerine yapacağım pirincimi güzelce koyacağım ve onları saracağım. Daha sonra da kızartacağım. Kızarttıktan sonra da başka bir tencerede domates sosumu yapacağım. En son servis ederken de domates sosumu üzerine dökeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben zaten tarifi verirken de adım adım sizlere tarif edeceğim efendim. İlk önce dediğim gibi 3 tane piliç butum var. Hemen şöyle alayım. Şunları da şöyle kenara alalım. Evet. Ben streç filmle ilk önce şöyle altına bir streç film geçiriyorum. Dilerseniz bu işlemi yağlı kağıtla da yapabilirsiniz. İlk önce butumu şöyle üzerine alıyorum. Ve şunu şöyle keseceğim. Daha sonra diğer streç filmi de üzerine alacağım. Onu da keseceğim. Bunu kenara alayım. Biraz dövme işlemi yapacağım. Dilerseniz bunu bıçakla da açıp yapabilirsiniz. Ama ya da kasaba yaptırabilirsiniz aynısını. Piliç Topkapı'yı ben ilk yaptığımda Abdullah Usta'nın programındaydım. Benim de çok hatta ilk açtırmayı bana yapmıştı ama tabii Abdullah Usta yanımda olduğu için ben heyecandan. Yanımda olduğu için o beni bayağı heyecanlandırmış. Ben böyle ellerim titreyerek. Evet, böyle güzelce açıyorum. Burayı da biraz yapalım. Tamam. Şimdi bir tane butum hazır. Onu güzelce şöyle bir kenara alacağım. Şimdi aynı işlemi yine diğer butuma da yapacağım. Eğer sizin için bu karmaşık geliyorsa direkt kasabada yaptırabilirsiniz bunu. Piliç Topkapı'da biliyorsunuz en önemlisi tavuğun derisinin üzerinde olması. Çünkü kapatırken deriyle beraber kapatıyoruz. Ama eğer göğüs alırsanız, göğüsle yaparsanız da kapatırken kürdan yardımıyla da kapatabilirsiniz. Veya herhangi bir başka bir ip de olabilir. Biliyorsunuz pişirirken et ipleri oluyor genelde fırına koyarken, kuzu incikte veya farklı bir et yaparken. Onu da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce
aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Şimdi en sonki butuma da yapacağım ve biraz baharatlandıracağım ikisini de. Elime vuruyormuş. Benden beklenecek bir hareket değil mi? Evet, şimdi. Efendim? Ay çok özür dilerim. Hemen yönetmenim şey yapayım mı? Düzelteyim mi onu? Evet, şimdi işlemim burada bitti. Şimdi tavuklarımı güzel biraz şu ne tarafa alayım daha kolay görmeniz için? Böyle iyi mi? Evet. Hayır, balık. Şimdi biraz tuz, karabiber yapacağım. Her iki tarafa da. Neyim? Başka bir burç. Vallahi balığım ya. Biraz karabiber. Biraz da arka tarafına yapacağım. Evet, şimdi bunu kenara alıyorum. Ve şimdi iç pilav dolgum iç pilav olacak. Yine Türkçeyi baştan sona. onu da şu şekilde yapacağım. Biraz tereyağı, biraz zeytinyağı. Hemen tereyağımı alayım. Zeytinyağı koymamın nedeni de pilavınızın biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, parlaması, renginin daha güzel olması. Şimdi altını açalım. Önceden ıslatıp kenara koydum pirinçlerim var. Şöyle pilavı ilk defa yapıyorsanız size ufak bir tüyo vereyim. Pirinçleri önceden suya koyduğunuzda içine böyle tuz koyup onları güzelce böyle ovarsanız eğer pilavı çok güzel yapıyorsunuz efendim. Ben ilk pilavı bu şekilde yapmıştım ve gerçekten de tutturmuştum. Hatta içine arpa şehriye eklerseniz maalesef normal hani pirinç pilavı böyle normalinden daha da güzel oluyor. Neden bilmiyorum. Onun öyle bir toparlayıcı bir etkisi var. O yüzden biraz tuzla böyle hafif ovun. Çok inanın güzel çıkacaktır. Ben hatta sıcak su yerine soğuk su kullanıyorum. Çünkü sıcak su konulduğunda biraz daha böyle lapa yapabiliyor pilavı. Yani pişirmesi daha zorlaşıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Şimdi biraz tereyağım var, biraz da zeytinyağım var. Pirincimi dökeceğim. Tencereme daha sonra güzelce şöyle bir kavurup suyumu göndereceğim. Biraz da baharatlarım var biliyorsunuz. İç pilavın baharatları biraz işte zerdeçal oluyor, kimyon oluyor. Ben de onları kullanacağım bugün. Biraz kuş üzümü, biraz işte fıstık. Çok güzel bir iç dolgu olacak. Hemen şöyle bir. Sadece şu bir tereyağımız erisin. Hemen pirincimi göndereceğim. Efendim tariflerimiz eğer takip etmek isterseniz veya kaçırdığınız herhangi bir bölüm olursa TGT EU TV sayfasında, YouTube sayfasında bütün programlarımızın bölümleri yayınlanıyor. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Onun dışında da kaçırdığımız işte bir tarif olursa yine ufak ufak bazen kliplerimiz oluyor. Hem Abdullah Usta'nın hem benim tarif olarak. Eğer benim de buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa da benim kendi sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ben de oradan severek sizlere yardımcı olmak isterim. Şimdi tereyağım güzelce
Eridikten sonra hemen pirincimi göndereceğim. Ne yaptık efendim? 3 tane piliç butum vardı. Kemikli oldukları için dilerseniz kemikli kullanabilirsiniz eğer fırına göndereceksiniz. Fırına göndermeyip direkt tavada benim gibi pişireceksiniz. İlk önce butlarımızı güzelce şöyle bir streç filmle onları dövüyoruz. Daha sonra onun butlarını çıkartacağım ve o şekilde kapatıp tavada kızartacağım. Ama siz eğer piliç topkapı gibi yapmak isterseniz yine aynı işlemi yapıp fırında işte biraz alüminyum folyo bağlayıp kemiklerini o şekilde de gönderebilirsiniz fırına. Şimdi pirincimi gönderiyorum. Ay, gönderemiyorum. Efendim, nazar değiyor. Biraz okuyun bana, rica edeceğim. Okuyorsunuz değil mi? Cümbür cema, bütün reji. Evet, şimdi biraz pirincim var. Dilerseniz yasmin pirinci kullanabilirsiniz. Aklıma çok güzel bir şey geldi de şimdi yok. Şimdi pirincimi çok fazla ezmeden güzelce biraz kavuracağım. Ve bir adet soğanım var. Şimdi soğanımı da şöyle bir Ama efendim, Fatma Nurcuğum, kaşık... Beni burada kukla gibi... Oldu mu? İyi midir efendim? Evet, şimdi... Fırat Beyciğim, yönetmenim, bugün işiniz yoktu sanırım. Var mıydı? Bence yoktu, buradaysa. Evet, biraz daha soğanım var. Şimdi soğanımı da gönderiyorum. Pirincimle beraber onları kavuracağım. Dilerseniz içine biraz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Evet, ufak ufak soğanlarımı doğradım. Daha sonra pirincimle, tereyağımla ve zeytinyağımla güzelce onları kavuruyorum. Pirincim eğer biraz uzun kavurursam pişirmesi daha hızlı olacaktır. Başka bir tavada da şimdi fıstıklarımı göndereyim. Biraz onlar da kavrulsun. Sonra pilavımın içine atacağım onları da. Şöyle bir temizleyeyim şurayı. Evet. Kuş üzümüm var. Onu göndereyim. Ve sonra da baharatlarımı koyacağım. Evet, şimdi baharat olarak şöyle biraz gerdeçal. Biraz
tuz. Biraz kırmızı pul biber. Biraz kimyon. Biraz da tarçın gönderiyorum. Güzelce pirincimi kavurmaya devam ediyorum. Evet, yan tarafta gördüğünüz gibi burada fıstıklarım var. Onları biraz kavuracağım. Daha sonra pilavımı içine göndereceğim onları da. Şöyle. Siz çok az koymuşsunuz. Şimdi fıstığımı da göndereyim. Evet. Şimdi şöyle biraz su göndereceğim ve pilavım çok kısa bir sürede pişmiş olacak. Sonra da dolgumu göndereceğim içine. Evet, şimdi gördüğünüz gibi pilavım şu anda pişecek güzel bir şekilde. Daha sonra pirinçlerimin içine göndereceğim dolgumu ve hemen pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir de domates sosu yapacağım. O yüzden biraz domatesim var, onları ufak ufak doğrayayım. Evet, bir adet domatesim var. Güzelce bunu doğrayacağım. Dilerseniz biraz maydanozla gönderebilirsiniz. Biraz zeytinyağı ve biraz da salçayla domates sosumu yapacağım. Şurada biraz zeytinyağı gönderiyorum. Hemen altını açacağım. Biraz salçam var. Pilavım da o zaman olmuş olacak zaten, domates sosum tam anlamıyla pişmeye başladığı zaman. Şimdi şurayı şöyle güzelce bir temizleyeyim. Kapatırken ben bugün dediğim gibi tamamen böyle 2-3 tane işte kürdan kullanıyorum. Dilerseniz siz ip de kullanabilirsiniz veya piliç top kapı şeklinde de derilerinden de yardım alabilirsiniz. Şöyle pilavımı. Evet, ilk önce pirincimi gönderdim, biraz tereyağı. Ufak ufak dilimlediğim soğanlarım vardı. Dilerseniz biraz sarımsak da gönderebilirsiniz. Daha sonra kuş üzümüm, yan tarafta kavurduğum fıstıklarım. Güzelce onları kavurduktan sonra da baharatlarım vardı. Kimyon, zerdeçal, tarçın, tuz, karabiber, biraz toz kırmızı biber. Onunla güzelce şimdi şöyle çok fazla pişirmeden bir tarafta da domates sosumu yapacağım. Şunu şöyle alayım.
Şimdi pirincimin dediğim gibi butları vardı. Onları ayıracağım. Şöyle kenara alayım. Bir de aynı şekilde diğerine de aynı işlemi yapıyorum. Dilerseniz bu butları tavuk suyu yapmak için kullanabilirsiniz veya bir çorba yapacaksanız. O şekilde bir tavuk suyu çorbası yapabilirsiniz. Şöyle pilavım pişmek üzere. Pilavım piştikten sonra içine dolgularımı yapıp hemen tavamda güzel bir şekilde onları kızartacağım. Bir yandan da domates sosum var. Şimdi domateslerimi gönderdim. Onu güzelce şöyle bir soteliyorum. Soteledikten sonra da biraz salça göndereceğim. Biraz nane veya kekik de gönderebilirsiniz içine. Evet, şimdi pirincim pişti. Hemen şöyle pirincimin altını kısayım ve salçamı göndereceğim. Biraz salçamı şöyle kavuruyorum. Çok güzel oluyor. Her seferinde de yemeğimi övmem. Evet, benim burcum gerçekten balık olmayabilir arkadaşlar. Geçtim. Yengeç, yengeç. Yükselen de yengeç. Evet, şimdi biraz tuz göndereceğim kokumun içine. Ve çok az su gönderip onun biraz pişmesini sağlayacağım. O sırada da piliç dolgularımı pişireceğim. Evet, şimdi pilavım oldu. Şöyle. Şimdi içine bir kaşık yardımıyla şunu şöyle kenara alayım. Bir adet tava çıkaracağım. Her yeri kırarak çıkardım. Tamamdır. Şimdi biraz zeytinyağı gönderiyorum tavama. O sırada o kızarken ben de piliçlerimi dolduracağım. Şimdi şunun altına şöyle bir şey koyalım ve bunu alalım. Tamamdır. Şunları da şöyle kenara alalım. Evet, şimdi bir kaşık yardımıyla piliçlerimi hemen dolduruyorum. Ve kapama işlemini yapacağım. İki tane şuradan. Şöyle diğerini de alayım. Bu şekilde kapatıp tavama göndereceğim.
Yine aynısını diğerine de yapıyorum. Ve yine bu şekilde. Aynısını bu şekilde de gönderiyorum. Ve yine kapatıyorum. Şöyle altını biraz kısayım. Tamamdır. Yine aynı şekilde bunu da şöyle göndereyim. Evet. Şimdi piliçlerim pişerken ben de sunumuma geçeceğim. Maşa yardımıyla onları çevirerek pişirebilirsiniz. Şöyle şunları da şöyle alayım. Sosum da pişiyor o sırada. Hatta pişti. Güzelce. Onu da şöyle altını kapatıp yan tarafa alabilirim. Yani şey... tavuklarımın pişmesine şöyle bir 5 dakika var. Evet, sosum da tamam. İsterseniz sosu yaptıktan sonra da şöyle yapabilirsiniz. Biraz içine nane koyabilirsiniz veya... Evet, kokum da güzelce pişiyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Piliçleri pişirdikten sonra biraz sostan üzerine döküp ondan sonra kaşar peyniriyle fırına gönderebilirsiniz. O da böyle farklı bir tarif olabilir sizler için. Hem de çok lezzetli oluyor. Şimdi güzelce onlar bir pişe dursun. Sonra da zaten... Pişirdikten sonra kürdanları çıkartacağım tabii ki. O şekilde yemeyecek. Kürdanları çıkardıktan sonra sosumu koyacağım. Evet, tariflerimizi TGT EU TV YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa da gayet ama orada ufak ufak kliplerimiz yayınlanıyor. Ben kekik koyacağım üzerine. Şöyle kekiğimi de alayım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Tamamdır. O zaman dilerseniz hemen malzeme listesini alalım. Tavuklarımı güzelce pişerken ben size hemen tekrardan malzeme listesini anlatayım. Sonra kapanalım. Evet efendim, içi dolgulu piç sarma için neler gerekli? 2 adet kemikli tavuk but, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Bunları ben tamamen baharatlandırmak için kullandım. İç pilav için yarım su bardağı pirinç,
1 adet soğan, 1 adet sarımsak, 1 adet 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık, 1 tatlı kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın, karabiber, gerdeçal ve tuz. Üzeri için ise 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı su, tuz, karabiber, biraz da kekik kullanabilirsiniz. İlk önce güzelce piliçlerimi dövüyorum. Daha sonra kemiklerinden ayıracağım. Daha sonra da içi dolgulu pilavımı içine gönderip kapatacağım ve pişirmeye bırakacağım. İçi dolgulu pilavımın içinde neler gerekli? Biraz pirincimi ilk önce ufak ufak doğradığım soğanlarla güzelce bir kavuruyorum. Daha sonra içine kuş üzümümü, dolmalık fıstığımı ve bütün baharatlarımı gönderiyorum. Güzelce böyle pirincim pişene kadar kavuracağım onları, güzelce pişireceğim. Daha sonra dolgumu kapadıktan sonra tavuklarımı güzelce onları kızartıp yan tarafta hazırladığım domates sosumla servis edeceğim. Hatta şu anda hazırlar. Dilerseniz hemen servise geçelim. Sonra da kapanışı yapalım efendim. Evet, şimdi şöyle butumu alayım. Diğerini de alayım. Tamam, bir saniye bekleteceğim sizi. Tamamdır. Evet, şimdi dilerseniz yanına biraz pilavından koyabilirsiniz. Tamamen o da size kalmış. Tamam, bir dakika. Tamam, şimdi de sosumu göndereceğim. Şunları da çıkartayım. Ay, çıkaramadım. Elimden kayıyor. Tamam. Şimdi domates sosumu gönderiyorum. Evet. Biraz da kekik dökeceğim. Evet efendim, gördüğünüz gibi piliç sarmam hazır. Şöyle öne doğru çekeyim isterseniz. O sırada da ben hemen bir temizleyeyim. Sonra da kapanışı yapalım. Evet efendim, Gizemli Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri de takip edip desteklediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın.